İlk olarak Çalık Denim'den Çiğdem Kaçar'ın Denim Nasıl Üretilir sunumu sizlerle olacak. Sunum esnasında bahsettiğim gibi soru cevap kısmından sorularınızı iletebilirsiniz. Vakit durumumuza göre Çiğdem Hanım sorularınızı cevaplayacak. Merhaba Çiğdem Hanım. Merhaba Zeynure, teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Bir ekran paylaşımı yapalım. Şu an görünüyoruz zannediyorum, değil mi ekranım? Evet, Tamam, görüyoruz. süper. Evet, tekrar merhabalar herkese. Öncelikle ben de Transformers İlgi'nin bu sezon Türkiye'de gerçekleşmesinden çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Çünkü önümüzdeki 3 gün boyunca gerçekten benim dünyasında çok güncel ve önemli konular paylaşılıyor olacak. Dolayısıyla çok değerli etkileşimlerin olacağına inanıyorum. Ve programı ilk sunum olarak sunuma başlıyorum. Ben sizlere genel anlamda denim üretiminden bahsedeceğim. Ve ilk olarak da denim nedir onu bir hatırlayalım istiyorum. Denim, fine örgüye sahip pamuk ipliğinden üretilmiş ya da çoğunlukla pamuk içeren, çözgüsü genellikle indigo boyalı olan, atkısı da ekri olan yani boyası olan bir kumaş türüdür. Denim giysi nasıl üretilir dersek, bunun akış şemasına bakacak olursak, denim kumaş üretimi gerçekleşiyor. Bunu da kendi içinde yine açacak olursak, pamuk tarlalarında başlayan bir süreç. Pamuktan iplik üretiliyor, sonrasında çözgü boyama gerçekleşiyor, daha sonra haşırlama dediğimiz adım geliyor, sonrasında dokuma, terbiye ve kalite kontrol işlemleri de sırasıyla denim kumaş üretimi tamamlanmış oluyor. Ve denim kumaş sonraki aşama olan konfeksiyona yönlendiriliyor. Konfeksiyonda denim kumaş giysi formuna dönüştürülüyor. Sonrasında denim üretim için çok çok önemli olan bir adım olan yıkama geliyor. Ve yıkama sonrasında bitmiş ürünümüzü elde etmiş oluyoruz. Denim kumaş üretimini biraz açacak olursak da kullanılan elyaflar en başta pamuk belirttiğim gibi. %100 pamuk olan ürünler bile mevcut. Bunlara rigid ürünler diyoruz, esnemeyen ürünler. Ama ürünümüz biraz esnesin ya da çok esnesin istiyorsak polyester ya da elastan gibi elyaflar tercih edebiliyoruz kompozisyonda. Burada ürün az esneyen grupta ise comfort stretch, orta esneyen grupta ise süper stretch ya da çok esneyen grupta ise power stretch olarak nitelendirebiliyoruz. Bu elyaflara ilaveten kenevir, lyocell, modal ve keten gibi farklı avantajları olan elyaflar da tercih edilebiliyor. Örneğin kenevir çok iyi nefes almasıyla ya da işte dayanıklı olmasıyla ön plana çıkıyor. Okaliptüs ağacından elde edilen lyocell ürüne parlaklık verebiliyor, yumuşaklık verebiliyor. Modal elyafı yine kayın ağacından elde ediliyor ve nem transferi ve yine parlaklık açısından oldukça ön plana çıkıyor. Keten de yine serinlik hissi ve nefes alabilirlik anlamında son kullanıcıya avantaj sağlıyor. İplik bölümünde neler yapılıyor? Burada da süreç pamuk bayalarıyla başlıyor. Harmanallaştı çok farklı coğrafyalardan, iklimlerden elde edilmiş pamuk bayaları belli harman ölçütlerine göre diziliyor, karıştırılıyor. Ve burada pamuğun kaba temizliği, aynı zamanda açma işlemi gerçekleştiriliyor. Bundan sonra tarak diğer şeritleri geliyor ki burada da yine açma, temizleme, buna ilaveten homojenleştirme işlemleri gerçekleşmiş oluyor. Bundan sonra şerit aşamasından sonra genellikle ring iplik ya da open end iplikle iplik makinelerinde üretim gerçekleşiyor. Burada ring iplik makinesi ile open end iplik makinesi arasındaki fark, ring iplikte burada gördüğümüz gibi fitil aşamasının olması. Open end iplik makinesinde ise bu şeritlerin direkt iplik olarak eğrilmesi. Tüm aşamaların sonunda da bobin elde edilmiş oluyor. Bundan sonra yine indigo boyama dediğimiz çok çok önemli bir adım geliyor denim üretiminde. Indigo boyama da indigo boyar maddesi tercih ediliyor adı üzerinde. Tarihte ilk defa indigo fera bitkisinden elde edilmiş bir boya. Ama artık tabii ki günümüzde denim sektörünün çok büyümesi ve gelişmesiyle sentetik indigo boyar maddeler kullanılıyor. Ve indigo boyar maddenin çok çok önemli bir özelliği var ki o da aslında renk dye dediğimiz bu en baştaki görselde gördüğümüz şekilde bir boyama sağlaması. Burada gördüğümüz aslında iplik kesiti ve renk dye'da boya sadece ipliğin
etrafını sarıyor, içine penetre edemiyor. Bu niye önemli? Bu denim kumaşı, gerçekten denim kumaş yapan en önemli özelliklerden birisi olan yıkamada ürünün çok farklı efektler alması açısından çok çok önemli bir özellik. Indigo boyama, halat boyama ya da çözgü boyama olmak üzere iki ana metotla yapılıyor genellikle denim endüstrisinde. Halat boyamada bu resimde gördüğümüz gibi iplikler halat haline getirilmiş oluyor ve halat şeklinde boyanıyor. Çözgü boyamada ise bu alttaki resimde gördüğümüz gibi yan yana dizilen seri çözgü şeklinde iplikler boyanıyor. Her iki metodun da birbirlerine göre farklı avantajları var. Ve buralarda ürünün renginin koyuluğu da tekne sayısına bağlı olarak değişebiliyor. Alternatif boyama türlerine bakacak olursak, şimdi evet en çok indigo boya tercih ediliyor dedik ama bazen farklı tonlar elde edilmek istenebiliyor. Örneğin siyah bir pantolon üretilmek istenebiliyor. Bunun gibi farklı renk eldeleri, ton eldeleri için farklı bir takım boyar maddeler de kullanılabiliyor. Sülfür, reaktif, indantren vesaire gibi ama en çok kullanılan sülfürdür indigodan sonra denim kumaş üretiminde. Bunların da hani farklı boyama türlerinde iplik kesitleri nasıl görünüyor diye bakacak olursak indigo boyamada az önce bahsettiğim gibi sadece ipliğin dış çeperi boyanıyor ve merkezi gördüğümüz gibi boyasız kalıyor. Sülfürde boya ipliğe penetre ediyor. Bir de denim üretiminde çok çok kullandığımız buttoning ve tapping dediğimiz iki metot var ki bunlarda da ürüne çok farklı tonlar kazandırılabiliyor. Bu ilk gördüğümüz buttoning dediğimiz, önce sülfürün ipliğin sülfür boyayla boyandığı, üzerine de indigo boyayla tekrar boyama yapıldığı bir görüntü ki sülfür boya gördüğümüz gibi ipliğe penetre etmiş, indigo boya ise yine dış çeperde kalmış. Tam tersi tapping, önce indigo boyuyoruz, sonra üzerine sülfürle bir yine boyama gerçekleştiriyoruz. Burada da sülfür penetre etmeye başlamış, indigo yine dış kısmında kalmış ipliğin. Boyamadan sonra haşırlama dediğimiz adım geliyor. Haşırlamanın amacı nedir? Şimdi iplikler dokunma tezgahına girdiğinde çok yüksek tansiyona maruz kalıyor ve burada kopuşlar olabiliyor. Dolayısıyla bunu engellemek için haşırlama dediğimiz adım gerçekleşiyor. Haşırlama aslında nişasta ve türevlerinden elde edilen bir madde, haşır maddesi. Ve bu soldaki grafikte gördüğümüz gibi indigo boyanmış bir ipliğin dışında bu yeşil renkte gördüğünüz gibi bir film tabakası halinde bir kaplama gerçekleşiyor haşırla. Yine burada gördüğümüz iplik kesiti. Bununla birlikte ipliklerin yüzeyindeki tüylülük hem azalıyor hem de belirttiğim gibi dokunma tezgahlarındaki tansiyonlara karşı iplikler mukavemet kazanmış oluyor. Dokumaya bakacak olursak, şimdi dokumada sunumun başında söylediğim gibi dimi örgü tercih ediliyor ve en çok tercih edilenler de 2-1, 3-1 ya da 4-1 dimi ki bunlardan da en çok tercih edilen aslında 3-1 dimidir denim kumaş üreticiliğinde. Peki dimi ne demektir? Dimi, şimdi şurada yatayda görmüş olduğumuz atkı iplikleriyle çözgü ipliklerinin bir araya gelmesi aşamasında atkı ipliğinin bir veya birkaç çözgünün üzerinden, sonra da bir veya birkaç çözgünün altından dokunmasıdır. Bu şekilde hareketler devam eder. Ve bunun sonucunda da burada gördüğünüz gibi diagonaller oluşur. Denim kumaştaki çok karakteristik bir özelliktir bu diagonaller. 3-1 dimi mesela birlikte inceleyecek olursak, şu bir yazan atkının şu gri 1, 2, 3 tane çözgünün üzerinden geçtiğini görüyoruz. Sonrasında ise bir çözgünün altından geçtiğini görüyoruz. Yine 3 çözgünün üzeri, bir çözgünün altı şeklinde devam ediyor. Ağırlık birimimiz onz bölü yarda kare denim kumaşlıkta. Ve buna göre de ürünleri, işte 12 onza kadar olan ürünler, hafif ürünler, 12-15 onz arası orta ağırlıktaki ürünler, 15 onz üzerine de daha ağır ürünler olarak genellikle nitelendirebiliyoruz. Terbiye aşaması geliyor dokumadan sonra. Terbiyede ne yapıyoruz? Kumaşa bir takım görsel ve fiziksel özellikler kazandırıyoruz. Bunu da aslında kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Temel işlemler ve özel işlemler olmak üzere. Temel işlemler kumaşın örneğin dokumadan çıktıktan sonra üzerinde tüylülük vardır kumaşın.
bu tüylerin yakılması, fırçalanması gibi işlemler olabilir. Ya da ürünün artık giysi formu aldığında çekmesini belli bir yüzde tutabilmek için boyutsal stabilite sağlanması, sanforlama işlemi ile gerçekleşir. Bu anlamdaki işlemlere temel işlemler diyoruz. Bununla ilaveten özel işlemler de vardır terbiyede. Bu da genellikle taleplere göre değişir. Örneğin kaplama yapılabilir ürüne. Bir kaplama patıyla kumaşın üzeri kaplanabilir yani. Burada denim kumaşa deri bir görüntü kazandırılabilir. Ya da farklı bir apre verilir. İşte yumuşak tuşe kazandırır ürüne. Bir diğer örnek, overdyeing dediğimiz yine denim kumaşlıkta çok kullanılan bir işlem. Evet, ürünümüz çözgü boyalı ama tekrar bir de boya teknesinden geçirelim. Ürünün arkası boyalı olsun, çözgünün üzerine de bir daha boya alalım dediğimiz ve ürünü çok başka bir renge götüren, yıkamalarla çok başka yine efektlerin elde edilebildiği bir işlem gerçekleştirilebilir. Bu gibi temel ve özel işlemlerin gerçekleştiği bölümdür terbiye. Çok farklı görsel, fiziksel ve aynı zamanda tuşu anlamında da çok farklı özellikler kazandırılabiliyor kumaşa. Aslında terbiye ile birlikte denim kumaş üretimi tamamlanmış oluyor. Sonrasında kalite kontrol aşamasına geçiyoruz. Kalite kontrol de çok titizlikle yapılıyor denim kumaş üretiminde. Kendi içerisinde aslında 3 grupta toparlayabiliriz kalite kontrol aşamalarını. İlki görsel kontrol. Burada ilk solda gördüğümüz resimdeki gibi kumaşın her bir santimetresi gözle kontrol ediliyor. Ve denim kumaş... Çiğdem Hanım merhaba, çok pardon. Efendim. Chatten bir uyarı geldi, seste cızırtı var diye de. Öyle mi? Acaba, evet, ne yapabilirim mikrofon acaba? Ayarına tekrar bakabilir miyiz? Bir dakika. Şu an gitti. Şu an süper. Tamam, tamamdır. Evet. Takınca tekrar geliyor bu arada. Öyle mi? Ben o zaman tamamen şeyi çıkarayım. Şu an gelmiyor Çiğdem Hanım. Şu an süper. Eğer sizin için de okeyse bu şekilde devam edebilirsiniz. Evet, tamam. Çok teşekkürler. Rica ederim. Görsel kontrollerden bahsediyorduk. Görsel kontrol dediğim gibi kumaşın her bir santimetresinin bir göz tarafından tarandığı ve denim kumaştaki tanımlanan belirli hataların işaretlendiği aşamadır. Burada işte boncuklama gibi, uçuntu gibi, kafes gibi belirli tanımlardaki hataların işaretlenmesi sonucu kumaşın hata puanı ortaya çıkar. Bu hatalar da herhangi bir aşamadan geliyor olabilir. Terbiyeden, indigodan, dokumadan vesaire. Bütün bu hatalar dediğim gibi test edilip işaretlenir ve ürünün hata puanı ortaya çıkar. Fiziksel bir takım testler uygulanıyor. Örneğin kumaşın pH'ına bakılıyor ya da sürtme hastalığı test edilebiliyor. Yırtılma, kopma mukavemeti test edilebiliyor ürünün. Ve renk değerlendirmede de yaptığımız üretim master dediğimiz hedef renge göre nerede bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Böylelikle kalite kontrol aşamaları da tamamlanmış oluyor ve böylelikle kumaş üretimi aslında denim kumaş üretimi sonlanıyor. Ama tabii ürünümüzün giysi haline dönmesi için de konfeksiyon ve yıkama aşamalarına ihtiyacımız var. Burada bir konfeksiyon atölyesinden bir görüntü görüyoruz. Sağ tarafta gördüğümüz gibi çok farklı kadın ve erkek fitleri dikilebiliyor. Sadece broyla da sınırlı değil. Aslında sadece alt giyim olmak zorunda da değil. İşte gömlek gibi, elbise, etek, her türlü ceket, ürün konfeksiyonda dikilebiliyor denim kumaştan. Bu slide aslında bize denim kumaşta yıkamanın ne kadar önemli olduğunu direkt ortaya koyuyor. Şöyle ki, şimdi her bir sütun şeklinde diyeyim, dikey olarak hani gördüğünüz kumaşlar aslında aynı kumaş. Yani bu kumaşla şu kumaş ya da bu kumaşla bu kumaş aynı kumaş. Ama farklı yıkama işlemleriyle işte o indigo'daki ring dye özelliğinin vermiş olduğu avantajla çok farklı görüntüler elde edilebiliyor. Bu denim kumaşı gerçekten tekstilde çok farklılaştıran ve zenginleştiren bir unsur. Örnek vermek gerekirse şuradan örnek vereyim. Mesela bu ürünün fabrikadan çıkmış hali, mamul kumaş dediğimiz hali. Bu ikinci sıradaki rinse dediğimiz çok hafif bir suyla muamele edilmiş hali.
Burada taş yıkama yapılmış. Burada taş yıkama ve ağartma yapılmış. Yani kumaş buradan buraya kadar farklı tonlarda açılabilir. Ve çok daha farklı tabii ki işlemlerle de farklı tonlar elde edilebilir. Burada 3 tane farklı açıda görüyorsunuz. Bir de kumaşın dediğim gibi en başta mamul halini görüyorsunuz. Dolayısıyla hani yıkama benim kumaşta gerçekten böyle kendi içinde yine derya deniz olan bir aşama diyebiliriz. Yıkama işlemlerinde kısaca bahsedecek olursak, şimdi mekanik işlemler olabilir. Burada işte zımparayla ürüne bıyık efekti verilmesi gibi, bu en baştaki şeyde görüyoruz resimde. Ya da kimyasal işlemler olabiliyor. Az önce bahsettiğim gibi taşlama, ağartma ya da daha özel işte batik boyama vesaire gibi dediğimiz işlemler burada gerçekleşebilir. Günümüzde artık çok modern uygulamalar da var. Hem sürdürülebilirlik açısından çok ön plana çıkıyorlar. Hem de bu mekanik ve kimyasal işlemlerin yerini alabiliyorlar. İşte lazer gibi, ozon gibi. Bunlar da yine çok çok önemli uygulamalar yıkama aşamasında. Ve tüm bu detaylı, ince detaylı aşamaların sonunda artık bitmiş ürünümüzü elde ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi bunları da keyifle giyiyoruz kendi adıma en azından. Sunumum bu şekildeydi. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Şimdi sorular varsa alabilirim. Çok teşekkürler Çiğdem Hanım. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Direkt bir sorumuz yok aslında. İngilizce versiyonunu soruyorlar daha çok. Ona Transformers tarafından cevap veriyor olacağız. Sunumların İngilizce versiyonlarında siz bir şey diyordunuz. Ben de aynısını Q&A box'a baktığım zaman aynen sunumun bir yerde yayınlanacağı mı diye bir soru var. Bir de İngilizce versiyonu. Onun dışında bir şey göremedim. Yok zannediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tam zamanında bitirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Zaman ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur dinleyiciler için. Hani denim üretimi hakkında kafalarında bir süreç canlanmıştır. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.